كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استعوذ بالله بسم الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah Celle Celaluhu'ya iman edersiniz. Ne dedik Peygamber Efendimiz, son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu bu işi bize zimmetledi. Emri bil marufu yapacağız. İnsanlara anlatacağız. İnsanlar anlamıyor ya da anlamak istemiyor. İnsanlar İslam'dan uzaklaşmaya çalışıyor. Biz insanlara İslam'ı sevdirmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu sevdirmemiz lazım. İnsanları dinden soğutmamamız lazım. Bu ince meseledir. İnce ayrıntıdır. Çünkü çoğu kardeş bunda hata yapıyor. Kardeşim, ahlakımıza dikkat edeceğiz. Halimize, hareketimize dikkat edeceğiz. İnsanlar sevecek. Allah Celle Celaluhu düşmanlarına da, Müslüman düşmanlarına da karşı tavrımız belli olacak. Bak, Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor. Rabbim Celle Celaluhu tez zamanda onları kurtarsın. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Müslümanlara zulmedenleri kahrelesin. Amin. Amin. Öyle böyle zulmetmiyorlar. Yazıktır. O Çin nedir böyle ya? Bunların maksadı ne kardeşim ya? Allah Allah. Ya Rabbim kurtarsın. Amin. Amin. Arkadaşlar, musallat eden Allah Celle Celaluhu. O da bizim gevşekliğimizden. Rabbim Doğu Türkistan'daki ne kadar Müslüman kardeşimiz varsa hepsini tez zamanda selamete çıkarsın. Amin. Amin. Şimdi başka mevzu daha var. Çin mevzusu açılmışken biraz siyaset yapalım mı arkadaşlar? He? Yapalım. Siz sevmezsiniz öyle şeyler ama ben bayılırım siyaset yapmaya. Evet. Ama biz siyasetini yapıyoruz. Allah için konuşuyoruz. Gerisi umurumda mı? Değil. Hiç problem değil arkadaşlar. Şimdi Çin bu kadar zalim değil mi? Çin bu kadar zulmediyor. Müslümanlara bilmem ne yapıyor. Peki bu Şangay'da bir tane masa kurulmuş. Kahve masası, okey masası değil ha. Bilmem ne beşli masa mı, altılı masa mı ne? Şimdi burada Tayyip Erdoğan da oraya gitmiş. Çin devlet başkanıyla görüşüyor. Çin devlet başkanıyla konuşuyor. Şimdi ondan sonra başlıyorlar. Ya efendim, Çin'le nasıl konuşursun? Çin'le nasıl muhabbet edersin? Bu adam Müslümanları öldürüyor. Ya arkadaşlar, bakın, iş bilmiyorsan sus. Siyasetten anlamıyorsan sus, kapa çeneni, boş yapma. Evet. Burada mesele Tayyip Erdoğan'ın savunma meselesi değil. Burada siyaset var. İlmi siyaset var burada arkadaşlar. İnce meseleler var. Bak, bunun en basit örnek nedir? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Rabbim şefaatine nail etsin. Amin. Yeri geldiği zaman İngiliz'le ittifak oldu. Yeri geldiği zaman Alman'la ittifak oldu. Yeri geldiği zaman Fransa'la ittifak oldu. Niye? Çünkü baktı ki Alman ona karşı cephe almış. Misal veriyorum. Ne yapıyor? İngiliz yanına alıyor. Bakıyor, İngiliz ona karşı cephe almış. Ne yapıyor? Alman'ı yanına alıyor. Ne diyor peki kafirler Sultan Abdülhamit Han Hazretleri için? O diyor, bastonu diyor Akdeniz'e soksa Karadeniz'i karıştırıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Siyasettir bu. Evet. Öyle bir ince hamleler yapıyor ki onları birbirine düşürüyor. Tayyip Erdoğan ne işi var orada? Tayyip Erdoğan'ı savunduğum için değil arkadaşlar. İyi anlayın meseleleri. Çünkü bu masayla alakalı da bugün çok fotoğraf geldi. O yüzden konuşuyorum yani. Tayyip Erdoğan'ın masada ne işi var? Bilmem ne işi var. Be arkadaş, ben sana söylüyorum. Putin'le niye bu kadar samimi? Avrupa ne yaptı? Ukrayna-Rusya savaşında hepsi Putin'e karşı cephe aldı değil mi? Putin ne yaptı? Hepsinin gazını kesti. Şu anda Avrupa'da yana yana ne diyorlar? Kışın ne yapacağız? Ve Avrupa'da şu anda ne diyorlar? Kömürle idare edeceğiz. Bu kış Avrupa ne diyor? Soba yakacağız. Doğalgaz yok. Peki ne oldu? Kömür. Kömüre kaç zam geldi? %200 mi dediler? %400 mi dediler Avrupa'da? Bildiğin Avrupa'da odun yakacaklar, kömür yakacaklar. Ne oldu? Şimdi siyaset ayrı bir şeydir arkadaşlar. Bak, düşmanlık ayrıdır. Savaş ayrıdır, strateji ayrıdır. Tayyip Erdoğan milletin gazına gidip Rusya'ya düşmanlık etseydi, biz Ukrayna tarafındayız, sen bunu nasıl yaparsın deseydi, biz kışın ne yapacaktık? Bir tane bilmem ülkenin başbakanı açıklama yapmış. İki kişi aynı anda yıkanın diye. Evet, açıklama yapmış. Sıcak bilmem ne ihtiyacı olacak, su mu ihtiyacı olacak demiş, bilmem ne sıcağa ihtiyaç mı? Tam anlamadım, iki kişi aynı anda yıkanın. Ya kafirler için mesele değil. Ya İslam'da da bu tabii karı koca beraber yıkanabilir, bu sünnette var ama onlar mecburiyetten. Ne oldu?
Doğalgaz gitti, ne oldu? Kombi gitti, ne oldu? Bak gazını kesti Rusya. İşte bak, siyaseti bileceksin. Öyle boş boş konuşmayacaksın. Çin'le düşman olmaya gerek var mı? Siyasetle çözersin. Düşmanlık hiçbir şey çözemezsin. Daha fazla cephe alır Müslümanlar için. Yalan mı arkadaşlar? Bak ne oldu? Rahip Brunson'u vermeyeceğiz dedik. Adamlar iki tane ambargo uyguladı. Dolar 18 oldu. Mecbur bıraktık. İşte Tayyip Erdoğan orada yanlış yaptı. Erkeklik yapmayacaksın kardeşim. Evet. Sonra geri bıraktım. Bak işte ilmi siyaset ince bir mesele. Keyfi konuşmuyorum. Bu Müslümanlar için geçerli. Doğu Türkistan'da zulüm varsa bunu Erdoğan ilmi siyasette çözecek. Çin'le arayı bulacak. İkili diyalog yapacak. Kardeşim oradaki Müslümanlara zulmetmeyecek. Ambargoyu kaldır diyecek. Çin'e savaş açarak, Çin'i boykot ederek hiçbir yere varamazsın. Bak Amerika Çin'e boykot etti. Çin bir ambargo uyguladı. Amerika ters düz oldu. Koca Amerika ters düz oldu ya. Allah Allah. Kafadan konuşma. Ezbere konuşma. Bilmiyorsun, boş boş konuşuyorsun. Reisin masada ne işi var? Lan okey masası değil ki kardeşim. Benim fotoğraf çok hoşuma gitti. Adam oturmuş kardeşim başucuna. Putin orada aynı şey, mahallenin bakkalı gibi. Böyle yerinde. Putin orada, bilmem ne orada. Aliyev'e de tabure mi vermişler orada, ne yapmışlar? Sanki tuvalet taburesinde oturuyor mübarek. Adam Aliyev'e de böyle oturmuş, kedi yavrusu gibi. Oğlum bari düzgün bir şey otursana mübarek adam Aliyev. Allah ona da selamet versin. Amin. O da, onun da biraz itikatta problemleri var. Rabbim ona ehli sünnet eylesin. Amin. O diğer ülkelerin başbakanları, cumhurbaşkanları falan ne yapıyor? Abi işte bak, bunlar önemli mesele. Arkadaşlar, orada önemli olan Türkiye'nin temsil olması. Orada Erdoğan yerine başka biri de oturabilir. O oturan, biz onu desteklememiz lazım. Evet, konuştuğumuz Allah için. Bir daha söylüyorum, o kardeşlere, onlar boş boş konuşanlara, siyaseti iyi bileceksin, ilmi siyaseti çözeceksin. Bunun en güzel örneği cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri. Rabbim şefaatle nail eylesin. Amin. Abdestsiz tek bir evrak bile imzalamıyor. Abdestsiz tek bir adım atmıyor. Nasıl oluyor? Yataktan kalkıyor. Yatağın hemen yanında tuğla var. Tuğla. Çeşmeye gidene kadar teyemmümle gidiyor. Ya. Ya. Elhamdülillah. Bizim örnek aldığımız ecdadımız bu. Bizim atamız belli. Ecdadımız belli. Nereden geldiğimiz belli. Rabbim Celle Celle nereden geldi belli olmayanlara akıl fikir versin. Amin. Amin. Selameti mümkünse selamet versin. Amin. Amin. Değilse mahvelesin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Ayetimizi okuduk. Uyarlarımızı yaptık. İkazlarımızı yaptık. Boş konuşmanın alemi yok.